Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Android Studio'da ilk Broadcast Receiver örneğimizi yapacağız. Öncelikli olarak ben bir boş bir proje başlattım ve vakit kaybı olmaması adına Activity Main'e gittim. Tam ekranımın ortasına Broadcast Now diye bir buton koydum. Ve bu butonumun onClick metoduna Send Broadcast Message diye bir metot tanımladım. Ve bunu gördüğünüz gibi burada oluşturdum. Burada bir de butonumuzun iklenmesini yaptık, bildiğimiz şeyler. Daha sonra buraya bir alan yazdım. Bir string tag oluşturdum. Bu tag'in içinde, bu string ifadenin içinde aslında bunları log'larda kullanacağız. Main activity sınıfımın basit olarak ismini tutuyor buradaki tag. Şimdi benim yapacağım örnek ne olacak? Şu ekrandaki butona tıklanıldığında ben bir receiver sınıfı yaratacağım ve bu butona tıklanıldığında onun onReceive metodu çağrılacak. Ne demek istiyorum? Şimdi biraz daha iyi anlamanız adına şuraya geldim. Yeni Java sınıfı diyorum. Bu Java sınıfının adına birinci resim. Ya bunu İngilizce yazalım. Türkçe olunca tam güzel olmuyor. My first receiver diyorum adına. Okey'e tıkladım. Şimdi bunu neyden extend edeceğiz? Bu bir activity değil. Ne demiştik? Bu bir broadcast receiver. Şimdi bunu yaptığım anda bir hata alıyorum. Ne diyor o hatada? Unimplemente edilmemiş metotlar var. Tıkladığımda gördüğünüz gibi onReceive metodunu implemente etmen gerekiyor diyor. Bu zorunlu. Bu metodu override etmem zorunlu. Bu işte adından da anlaşılacağı gibi alıcı adı ve bunun içerisine bir tane context nesnesi, bir tane de bunu oluşturan intent'in nesnesini tutuyor. Peki buraya geliyorum. Demin yaptığım şu private static final string tipinde bir tag olacak. Tag diyelim. Bu da aynı şekilde bu sınıfın adını tutsun. MyFirstReceiver.class.getSimpleName diyerek bunu oluşturalım. Ve de bu metoda erişildiğinde bir tane log kaydı tutalım. log.i olsun. Tag olarak direkt yukarıda oluşturduğum tag'i yazıyorum. Daha sonra da merhaba, şöyle diyelim, birinci receiver'dan selamlar. Aynı şekilde bir tane de toast mesajı yaratalım. Make text. Context olarak buna parametre olarak gelen context'i kullanabilirim. Daha sonra da şuradaki yazının aynısını burada da bir toast mesajı olarak yazdıralım. Uzun bir şekilde ekranda gözüksün. Bu sınıfım şu an için bitti. Şimdi peki ben main activity'den o butona tıklanıldığında buradaki receiver'ı nasıl uyaracağım? Ne demiştik arkadaşlar? Broadcast mesajları ileten şey intent'lerdi. Aynı bir activity'den başka bir activity'ye mesaj atmak, veri yollamak veya onu çağırmak gibi broadcast'larda da biz iletişimi intent'ler sayesinde sağlıyoruz. Intent dedim. Eşittir. New intent dedikten sonra bunun içine ne yazıyorduk? Şöyle this deyip konteksti veriyorduk. Gördüğünüz gibi şuradaki versiyonunu kullanacağım. Daha sonra da benden ilgili class'ı istiyor. Neydi benim class'ımın adı? MyFirstReceiver.class. Daha sonra da start activity demiyoruz tabii ki de. Ne diyeceğiz arkadaşlar artık burada? Send broadcast deyip gördüğünüz gibi benden bir intent bekliyor. Bunun adını da intent veriyorum. Şimdi bunları yaptık. Yine activity'leri bildiğimiz için ondan örnek vereceğim. Burada start activity'ye send broadcast dedik. Ama düşünün ki başka bir activity'ye gidiyorduk. Ne yapıyorduk onları aslında? Manifestimize farklı bir activity olarak yaratıyorduk ki uygulamamız bundan haberi olsun. Aynı activity'lerde olduğu gibi broadcast'larda da bunu buraya belirtmem lazım.
Bu sefer bunun adı şöyle tag açtığımda gördüğünüz gibi burada çıktı. Receiver deyip bunu burada tanımlıyorum. Aksi takdirde ne olacaktır? Uygulama crash olacaktır. Aman ha bu satırı buraya eklemeyi unutmayın. Şu an için kodlamam bitti. Şöyle bir emülatörümde çalıştırayım. Yalnız Genymotion'u açmamıştım. Onu bir başlatalım. Evet, uygulamam açıldı. Gördüğünüz gibi Main Activity'de Broadcast Now var. Şimdi ben bunu tıkladığımda ne bekliyorum? Bu gitsin. My First Receiver'ın On Receive metoduna erişsin ve ekranda şöyle bir mesaj yazsın. Tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci receiver'dan selamlar dedi ve biz şu an ilk broadcast örneğimizi yapmış olduk. Log kaydına da böyle bir uyarı geldi. Yani main activity'den bir receiver'a bir tetikleyici göndermiş olduk. Şu an için bunu bilmemiz gerekli. Peki ben bu receiver'ı bir inner sınıf olarak tanımlayabilir miydim? Şimdi gelin onun örneğine bakalım. Şuraya geliyorum. Gördüğünüz gibi burada on receive metodu, pardon, main activity'ye geldim. Şuraya geldim. Public dedim. Class dedim. Bunun adı ne olsun? My second diyelim buna, ikinci. Second receiver olsun. Bunu biz neyden extend ediyorduk? Broadcast'lardan. Broadcast Receiver sınıfından. Gördüğünüz gibi yine aynı uyarıyı veriyor. Implement metot diyorum. OnReceive metodunu implement ediyorum. Aynı diğerinde yaptığımız gibi, diğer örneklerde yaptığımız gibi şu log kaydını şuraya yazalım. Bu sefer main activity olmayacak da adı My Second Receiver olacak. Şimdi bunu yaptıktan sonra ne yapmamız lazım? Bunu manifest dosyasına belirtmemiz lazım. Şuraya geliyorum. Receiver dedim. Evet, bunu anlatmaya çalışıyordum. Yani buraya direkt olarak second receiver yazamıyorum. Neden? Çünkü inner class olduğu için gördüğünüz gibi şurada başına bir dolar işareti ekleniyor. Bunu böyle tanımladıktan sonra burada da bir hata alıyoruz. Biz onun tanımını orada yaptığımız gibi burası artık public class olmayacak da public static class olması lazım. Gördüğünüz gibi içerideki uyarı da gitti. Şöyle bir silersek. Şöyle bir alt enter yaparsak. Evet. Gördüğünüz gibi uyarılarda da zaten my second receiver static yap diye bir uyarı veriyor. Bunu da yaptıktan sonra my second receiver inner class'ımı da tanımlamış oldum. Şimdi bunun için isterseniz şöyle bir şey yapalım. Activity main'e bir buton daha tanımlayalım. Şuraya gelelim. Şunu şuraya bırakalım. Bunun adı Broadcast to Inner Class olsun. Daha sonra bunun on click'ine de on click neden olmadı? Android. Pardon, altında tanımlı olduğu için olmamış. Biz yanlış şeyi düzenledik ya. Şöyle şunları sileyim. Broadcast now dedi. Geldim buraya. Butonumu buraya koydum. Bunun tagsini ne yapıyorum arkadaşlar? Broadcast to inner class. Sonra buna bir on click atayalım. Send broadcast message to inner class diye bir ismi olsun. Şuraya gelip alt enter'a basarsam bu metodu main activity'de direkt olarak oluşturacaktır. Buraya gelip nasıl mesaj yolluyorduk? Bir intent oluşturuyorduk. New intent diyerek parametre olarak bunları veriyorduk. Class adımız neydi bizim? My second receiver nokta class. Daha sonra da
Send Broadcast diyerek bu internetle ilgili receiver'a ulaşmayı bekliyorduk. Şimdi buradaki şu kodları alayım. Şunun içine onReceive metodu çalıştırıldığında ekranda inner class diyelim. Inner receiver'dan selamlar. Inner receiver'dan selamlar diye uyarı versin. Uygulamamızı tekrardan bir test edelim. Bu sayede de bir receiver'ı, bir broadcast receiver'ı nasıl inner class olarak tanımlamışız, onun da örneğini yapmış olacağız. Adım adım gidiyorum. Temelden ileriye doğru. Uygulamam çalıştı. Şimdi eski butonum, gördüğünüz gibi birinci receiver'dan selamlar. Broadcast to inner class dediğimde gördüğünüz gibi inner sınıfında neyine ulaşmış olduk? On receive metoduna ulaşarak biz main activity'den bir mesaj yayınladık ve tanımladığımız inner class'ın bu mesajı elde etmesini sağlamış olduk. Bu dersi burada keselim. İlk örnek olduğu için hani çok da devam etmeyelim. Bir sonraki derste devam edeceğiz. Görüşmek üzere.